Senin sevdan geldi geçti. Ya benlik ne olacak? Senin sevdan geldi geçti. Ya bendeki ne olacak? Al götür sevdanı benden. Olanlar bana olacak. Olanlar bana olacak. Yalan imiş, yalan imiş. Aşkın sevdan yalan imiş. Yar diye cana sardın, imansız meğerse bir yılan imiş. Yalan imiş, yalan imiş. Aşkın sevdan yalan imiş. Yar diye bağrıma bastı, meğerse bir yılan imiş. Adım çıkmış dillerde, bir yabancın ellerde. Adım çıkmış dillerde. Al götür beni buralarda, bilmem ne derde. Bilmiyorum nelerde. Yalan imiş, yalan imiş. Aşkın sevdan yalan imiş. Yar diye bağrıma bastın, imansız meğerse bir yılan imiş. Benim uykularım kaçıran güzel, gözlerin uykuya dalmasın emi. Koparıp dalımdan eyledin gazel, aynı benim gibi olasın emi, olasın emi. Koparıp dalımdan eyledin gazel, aynı benim gibi olasın emi, olasın emi. Thank you.
çareler bulama düşte dertlere. Ümitlerin dönsün esen yerlere. Öyle deli sevda girsin gönlüme, aynı benim gibi yanasın emi, yanasın emi. Böyle deli sevda girsin gönlüme, aynı benim gibi yanasın emi, yanasın emi. Teselliler kâr etmesin gönlüne, çevirsin ayrılık yaban gülüne. Dolansın dramın dilden dillere, dillerde hikaye kalasın emi, kalasın emi. Dolasın dramın dilden dillere, dillerde hikaye kalasın emi, kalasın emi. Çok teşekkürler ediyorum. Yine bir salı akşamı sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Çok güzel hemşerilerim. Bugün yine birbirinden güzel konuklarımızla beraber, sizlerle beraber olacağız. Vizyon Arsa Ofisi'nin katkılarıyla sunulan Türkiye Harmanı programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün ekranı başında bizi seyreden seyircilerimiz, Vizyon Arsa Ofisi sponsorluğu altında onların katkılarıyla bu programımızı yapıyoruz. İstanbul'dan, Muhsin Kurt'a buradan çok çok teşekkür ediyorum, saygılar, selamlar gönderiyorum. Yine bizi yalnız bırakmayan Erol Dumlupınar şu anda Fransa'da kalıyor kendisi. Yine Ülker Giyim, Yusuf Ülker bugün bizi süsleyip gönderdiler buraya, sağ olsunlar, var olsunlar. Erol Dumlupınar'a ve iş adamımız Erol Dumlupınar kardeşimize ve Yusuf Ülker'e çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 58 yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz. 39-69'a SMS'lerinizi gönderiyorsunuz. Bugün ben Durdulu'dan bir patlama bekliyorum. Biz de dilimizin döndüğü kadar isteklerinize yer vermeye çalışıyoruz. 0-346-225-3011'den bize ulaşıyorsunuz. Canlı telefon numaramız. İsteklerinizi istiyorsunuz, biz de buradan isteklerimizi gönderiyoruz. Sevgili muhtarım, şu anda Durdulu Köyü muhtarısınız. Kendinizi tanıtın buradan. Durdulu Köyü Muhtarı Nuri Maraş. Nuri Maraş'a. Bu dönem yeni seçildim. Halkımızın isteğiyle. Evet. Tercihlerine teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar onların şeylerine layık olmaya çalışacağım. Desteklerine. Bundan sonraki dönemde artık elimizden geldiği kadar ne becerebilirsek devletimizin ve imkanları dahilinde köyümüzle birlikte. Eksiğimiz çok bilindiği gibi. Köylerin eksiği çok. Yapılacak iş çok. Ama imkanlar ve kendi imkanlarımız dahilinde ne yapabilirsek onun için uğraşacağız. Tabii ki şimdi muhtarım köylere çok önem veriliyor. Evet. Biliyorum önem verildiğini. Şu anda il özel idaremiz, valimiz, evet, belediye başkanımız gerçekten köylere, bu eskiden bundan 15 yıl önce gittiğimiz zamanda ayağımız çamurdan çıkmadı. Aynen öyle. Şimdi vardığımız zamanda köyde kupkuru. Yani bakıyorsun bu nedir? Devletin verdiği imkanlardır. Allah devletimize zeval vermesin. Allah daha çok versin. Tabii ki istemeden amin, veren de bir Cenab-ı Allah'tır. Amin. Ama gideceksin işte il öz idariye derdin yanacaksın. Valimize, emniyet müdürümüze,
Yani bürokratlarımıza gideceksin, isteyeceksin. Onlar da zaten köylere hizmet olmasını çok istiyorlar. Biliyoruz zaten bunların içinden geçen şeyleri. Ben sana hoş geldin diyorum. Yine sana söz vereceğim. Teşekkür ediyorum Yüksel Bey. Buradan dedik ya, birbirinden güzel konuklarımız var dedik. Çok değerli kardeşim bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Programımız başladığı zaman da her zaman bize desteklerini esirgemedi. Faruk Erozan kardeşim sağ olsun, var olsun, bağlamasıyla eşlik etti. Düğünlerde, programlarda, festivallerde hiçbir zaman emeğini esirgemedi. Hoş geldin değerli kardeşim. Şerefler verdin aramıza. Yine Fehmi dedik. Dokuz elinde dokuz marifet var. Türküleri güzel. Programa biraz geç kaldı ama cezasını keseceğim. Gerçekten köylerde sevilen köy türkülerini, ağıtları, halayları mükemmel söyleyen bir kardeşim. Hoş geldin canım benim. Sağ ol Yüksel abi. Allah hayırlı olsun programına. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Güzel yani güzel. Şimdi en az 10'a yakındır değerli kardeşimle programlara gittik biz. Her gittiği yerde bir iz bırakmıştır. Yani bir itibar bırakmıştır. Düğününü çalıp da o insanları terk etmemiştir. Ne kadar düğün çaldıysak beni nerede görürlerse görsün, karısı, uşağı, kızı, aslanımı görüyor mu diyor. Değerli kardeşim hoş geldin. Şerefler verdin Zalal Aslım. Ben teşekkür ederim. Senin de söyleyeceğin bir şeyler vardır tabii ki. Evet. Öncelikle bir selamlama yapabilir miyim? Şöyle tabii genel ki selamlama. Evet sevgili dostlar, ben Sivas'ın Zarası'ndan, siz kıymetli halkımın da arasından, Zararlı Zararsız asıl olarak Yüksel Öztürk'le Türkü Harmanı adlı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Abim hayırlı olsun programın. Teşekkür ediyorum ablacığım, teşekkür ediyorum. Beni burada ağırladığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Durdulu Köyü muhtarımızın muhtarı hayırlı olsun. Ve yine Durdulu Köylü misafirlerimiz var, onlar da hoş geldiler. Sevgili Fehmi kardeşim, sevgili Faruk hocam ve sevgili Vizyon 58 çalışanları. Vizyon 58 alemde tekiz. Evet, plak ya. 58 zaten alemde tekiz değil mi? Vizyon 58 alemde. Ben teşekkür tekiz ediyorum, selamlar, saygılar. Dedik ki arkadaşlar 58 yazıp bir boşluk bırakıyorsunuz. SMS'lerinizi 3969'a gönderiyorsunuz. Asıl'cığım senden bir tane türkü alacağız ya, verdik miydi içeriye? Evet hocam, ben arkadaşlarla görüştüm Reci'de. Biliyorlar ne geleceğini. Telefonumuz mu var? Alo? Alo? Yüksel Bey? Efendim? Ben merkez Esiköy, Halit Doğan canım, selamünaleyküm. Merhaba Halis abi. Hayırlı programlarım olsun arkadaşlara, başarılar dilerim muhtarıma, durdurlara. Çok teşekkür ederim Eskiköy'den abim, çok sevdiğimiz bir abim. Oğlu da güzel türküler söylüyordu da şimdi ne yaptı bilmiyorum, söylüyorum daha halen. Apardı'daydı, arkadaş biliyor, Apardı'daydı olan. He söyle değil mi? He. İyi iyi. Yüksel Bey senden güzel bir isteğim var ya. Tabii ki başım gözüm üstüne abi. Bak Yağlak'ta bulunan gelinim Necla. Evet. Eymen, Halit ve tüm Doğan ailesi için güzel bir türkü istiyorum canım benim. Başım gözüm üstüne, başım gözüm üstüne Halit abi. Bir de Mehmet var ya, Yağlaklı Mehmet. Evet. Bir de onun için canım Halit, Doğan, haydi öptüm, başarılar. Teşekkür ederim abicim, sağ olasın. İyi akşamlar canım. Sağ olasın, sağ olasın. Dedi ki işte hele bu telefonla katılıyorlar. Çok değerli hemşehrilerim. Böyle canım kardeşim demekle bizi evet İHA ediyorlar. Hemen senden bir tane türkü alalım. Tabii hocam. Hazır mı acaba? Hazırsa girelim. Hazırız. Ayakta okuyalım. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Thank you.
misafir ol gel bize. Madımak yeşillenir, piştikçe esinlenir. Madımak'ın türküsü dilden dile söylenir. Madımak'ın türküsü şu Sivas'ta söylenir. Madımak yeşillenir, piştikçe esinlenir. Madımak'ın türküsü dilden dile söylenir. Madımak'ın türküsü şu Sivas'ta söylenir. Helal olsun ablam, valla bu türküde bu kadar güzel söylenir. Çünkü Madımak bizim şeyimiz, simgemiz. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. 5 yıl önceki klibim, söz müzik kendi SPS'den biliyorsunuz hocam. Evet, evet, çok güzeldi. Ağzına yüreğine sağlık. Yine şimdi şu anda bizi Fikri Yıldız Çubukköy'ünden izliyormuş. Bütün Çubuklulara selam saygılar gönderiyoruz. Yine Dursun Ağacı abim ayın 9'unda
komple bizi davet etti oraya. Evet. Ayın 9'unda inşallah Şarkışla'da olacağız. Küçük çapta bir festival yapacağız Dursun Ağacan'ın eşliğinde. Ahmet Duran Bedirli Köyü'nden çok değerli komutanım, öpüyorum gözlerinden, Can Demir'in oğlu bizim, bizim yeğen. Mehmet Köşker abim şu anda bizi Almanya'dan seyrediyormuş. Mehmet abi güzel sıradaki türküyü bir selam sal sabah olsun demiş. Mehmet Köşker abime gelsin. Yine Galip Kavlatan değerli kardeşim bizi şu anda hısımlarıyla beraber Samankaya Köyü'nde seyrediyormuş. Evet, Fikri Kızgın. Telefonumuz mu var? Fikri Kızgın bizi şu anda nereden seyrediyormuş biliyor musun? Mersin'den, çok değerli abim. Bütün Belciklere gelsin bu söylediğin türküler demiş. Hasan Solak. Hasan Solak Aydın Yurt kardeşim. Alo. Alo. Aslında ben seni canlı yayına almam da almak istiyorum Fevzi. Alo. 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 Hayırlı akşamlar Yüksel abi. Hayırlı akşamlar. Sen niye oradan canlı yayından oradan katılıyorsun da bu kanala gelmiyor? Alo. Gelemedim. Gelemedim Yüksel abi, kusura bakma, işim çıktı. Tamam. Ne yapıyorsun? İyiyim çok şükür. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Hepsi şaka ama keşke de gelseydin, burada olsaydın aramızda. Valla işte gelemedim. Bir şekilde gelemedim. Gelmek istedim de. Başka zaman inşallah. Başka zaman inşallah. Kime gönderek sıradaki türkümüzü? Sıradaki türküyü öncelikle oradaki Durdulu Köyü muhtarına, konuklarına hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bütün Çömez ailesine gelsin, Durdurlulara gelsin. Seni seven herkese gelsin Feyzo. Beni seven herkese gelsin. Tamam. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Hayırlı Güzel akşamlar. Güzel istekte bulunabilir miyim? Tabii, istek türkü mü? Evet. Tabii ki. Saçımın akına bakma sultanım. 18 yaşına girmiş gibiyim. Aynen. Başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne canım. Saygılar, sevgiler abiciğim. İyi akşamlar diliyorum. Seni seviyorum. Hayırlı Sağ akşamlar. Ol. Teşekkür ederim. Bir gün katılırım programına inşallah. İnşallah. Şu anda bizi Eskişehir bağlarından Hasan Solak izliyormuş. Necati Topçu. Topçu abim. Timur Verep. Almanya'dan bizi seyrediyormuş şu anda Timurcuğum. Dedik ya, çok değerli dostlarımız var dedik bizim Karaöz'ünde. Sevgili muhtarımız Songül Hanım gerçekten mükemmel bir insan. İyi bir muhtar. İnşallah bir programda bulunuruz. Buradan ona selamlar, saygılar gönderiyorum. Özellikle bizi onlarla tanıştıran Işıl Taşyürek ve Feyzullah Taşyürek var. Koray evet, Taşyürek. Ben de saydığınız bütün dostlara gönülden teşekkürler. Evet. Bizi gerçekten vardığımız zamanda çok güzel dostlarımız var. Senin nezdinde Karaöz'üne de selam gönderelim. Şu anda Vahdi Bacanağım Duran abi. Lütfen abi. Buradan Işıl Taşyürek'e ve bütün Taşyürek ailesine selamlar gönderdik. Vahdi Bacanağım'a buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. Şu anda bizi Hollanda'dan seyreden Eyüp kardeşimize selamlar, saygılar gönderiyoruz. Yine Cemil Öztürk, benim birader Kayseri'den. Bütün torunlarına, desteğe, gelinime, Mustafa'ya çok çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Güldiken abim Sızır'dan dedi ki bir selam da bana gönder. Ben yalnız geldim Kayseri'ye, yengen Sızır'da kaldı dedi. Abi yalnızlık çok zor değil mi Hüseyin abi? Buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. Selam olsun Hüseyin abi, yüzüme gelmeyin. Hemen Fehmi senden şöyle güzel bir türkü alalım. Murat Boydaş'tan güzel şöyle bir anam türküsü diyelim. Yüksel tabii abi. Bütün analara gitsin. Bütün annelerimiz armağan olsun. Boşanak çekmişim geçen ömrüme,
Giden günler geri gelmiyor anama. Hayalin gözümde canlandı gene. Bu dünyada yerin dolmuyor anam, dolmuyor anam, ben kurban olam. Bu dünyada yerin dolmuyor anam, dolmuyor anam, ben kurban olam. Faydası olmayan bahardan yazdan tesellim ararım türküden sazdan. Ne kadar gülsem de ağlarım özden. Bayramların tadım olmuyor anam, olmuyor anam, ben kurban olamam. Bayramların tadım olmuyor anam, olmuyor anam, ben kurban olamam. İstemem feleğin saray tahtını, kara yazmış kaderimi baktım mı? Yaz geldi mi yaylalara çıktım mı? Koyun kuzusunu almıyor anam, almıyor anam, ben kurban olamam. Koyun kuzusunu almıyor anam, almıyor anam, oy kurban olam. Aşık murada çeksem de boşuna, ne kadar yüz sürsem mezardaşına. Beni de koyarlar yanı başına. Bu dünya kimseye kalmıyor anam, kalmıyor anam, ben kurban olamam. Bu dünya kimseye kalmıyor anam, kalmıyor anam, oy kurban olamam. Murat Boydaş abimize de biraz. Ağzına yüreğine sağlık Fehmi'ciğim. Güzel idi. Yine değerli konuklarımız geldi. Şu anda reklam arasından girdiler içeriye. Sülo Hasan Bey hoş geldiniz. Hayrettin Darıcı şu anda Fransa'dan bizi seyrediyormuş. Bilal Görmez abim bütün büyük reellere gelsin. Bu söylediğin türkü demiş. Bir de Zeynep var benim aşkım. Bir tanem. Bacanağımın kızı. Ona sarılıyorum. Kocamanca öpüyorum Zeynep'ciğim seni. Alo. Alo buyurun. Evet Davut Çömez. Merhaba canım. Alo hayırlı akşamlar Yüksel abi. İyi akşamlar Davut'um. Nasılsın canım? Çok şükür abim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok şükür abim iyiyim. Gelecektim gelemedim. Sayın Mıhtarıma oradaki durdulu köylü arkadaşlarıma buradan selamlar. Aleyküm selam, aleyküm selam. Başka bir zaman gelirsiniz inşallah. Durduluyor her zaman açık bizim kapımız. İnşallah, inşallah abim. Kime gönderek bu sıradaki parçamızı? İnşallah abim, sıradaki parçayı yurt dışında olan biraderim, amcamın çocukları hepsine bu selamlar oraya göndererek beni seven herkese gelsin işte. Seni seven bütün herkese, bütün Çömez ailesine gelsin. Bütün Çömez ailesine gelsin Yüksel Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum teşekkür canım ederim. Benim teşekkür ediyorum. Bizim zurnacımız var. Huvat
cebeci. Onun yanında da bir de davulcusu var. Ömer. Biz çok seviyoruz. Düğünlerde hep beraber olduğumuz için. Ömer'in yarın Güney Köyü'nde asker kına gecesi var. Bütün müzisyen arkadaşlar orada olacağız inşallah. Ömer'i çok güzel bir şekilde uğurlayacağız buradan. Ömer'im öpüyorum seni. Bütün Cebeci ailesine güzel selamlar, olsun, saygılar olsun, gönderiyorum. Evet. Güle güle gitsin, güle güle gelsin. Evet, çünkü çok seviyoruz. Çok efendi bir çocuk. Her zaman beraber hocam olduğumuzda. Hocam hazır açılmışken askerlere de topluca selam göndersene. Tabii askerlere bugün. Selam olsun. Allah kavuştursun hepsini. Sivas kapalı cezaevinde yatan bütün mahkumlara, kader mahkumlarına. Hatta bir istekleri var reklam arasında, reklamlardan sonra söyleyeceğim. Açık cezaevinde yatan, kapalı C1'de yatan bütün kader mahkumlarına buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. Allah tezden kurtarır inşallah sizleri diyorum. Yine buradan benim torunum var Eylüş'üm. Küçük Eylüş'ümün gözlerinden öpüyorum. Şu anda ablam diyor ki hepsini sayıyorum ama ben hep unutuyorum oğlum diyor. Buradan hatın ablama, eniştem Hasan'a selamlar gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Ben hocam, de bir şey söyleyeceğim ama beni eleştiri olarak kabul etmeyin. Evet. Şimdi A'dan Z'ye herkese selam gönderirsek programın bir özelliği kalmaz. Hepimizi i̇şte, seviyoruz zaten. İşte, benim bütün sevgim, saygım sonsuz bütün herkese. Ben diyorum ki beni seven herkese gelsin diyorum. Ama mecbur arada bir anmak gerekiyor diyor. An diyor kardeş diyor. Ben güzel bir uzun hava okuyayım hocam. Efkarlandım ben yine bugün. Köse Dağı derler, büyük manzara, büyük manzara. Bir yanlısı şehri, bir yanı zara. Otur çiçeklerden rengini ara. Dur beylenmeli orada bir zaman. Otur çiçeklerden rengini ara. Dur beylenmeli orada bir zaman. Saçımın ağına bakma sultanım. 18 yaşına girmiş gibi, girmiş gibi. Belki senden 3-5 yaşlıyım ama zincire bağlanmış aslan gibi. Belki senden 3-5 yaşlıyım ama zincire bağlanmış aslan gibi. Thank you.
Sen küçüksün sevda, nedir bilmezsin. Şımartmışlar seni, hatır kırarsın, gönül yıkarsın. Seni sevdim desem yar yar, belki kızarsın. Ondandır karşında dilsiz gibi. Seni sevdim desem yar yar, belki kızarsın. Ondandır karşında dilsiz gibi. Doğanayım dönmem, ölüm olsa da güzel odur gönül. Kimi severse, kimi severse, cümle alem bana yar yar karşı koysa da, acaba ben senden senden vazgeçer mi? Teşekkürler ediyorum. Bu, özellikle dedik kapalı cezaevinde C1 koğuşunda yatanlara gelsin. Eşime ve çocuklarıma, özellikle kızıma gelsin bu söylediğimiz türkü. Yine Aslı'cığım okuyabilir misin? Sen okuyabilir misin esen esleri? Sen oku, ben karışmayayım senin işine. Üstadların işine karışmayayım. Vallahi iyi akşamlar programlarını ben Delil Yastan. Mehmet Tek demiş, İstanbul'da bulunan oğluma, gelinlerime, kızıma, çağalıma, torunuma özellikle rica ediyorum demiş. Neyi? Bir siz türkü rica ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Kalem seni parça parça kırarım. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar demiş. İsmini yazmamış hemşerim. Samankaya köyünden Galip Kavlatan. Oğullarım Adem ve Kalender, kızım Demet ve tüm sevenlerime Şarkışla Treni'ni istiyorum demiş. Şarkışla Treni geçti ama. Evet. Sivas Şarkışla türküsü çalarsanız sevinirim demiş. Hayırlı yayınlar Yüksel Bey. Ben Büyük Yürel Köyü'nden Bilal Görmez. Sizden hastanenin kapısını kar dolmuş türküsünü istiyorum. Biricik karım ve kızıma gönderiyorum. İyi yayınlar demiş. Bizden de gelsin. Bilal abi geçen yengemle beraber Yanalak'taydık. Selamlar saygılar gönderiyorum abicim. Ben Yunus Öztürk. Kardeş seni seviyoruz. İstanbul'dan izliyoruz. Arıyoruz, ulaşamıyorum. Başarıların devamını diliyoruz. Selam aleyküm demiş. Yüksel abi ben Durdulu köyünden Ahmet Kurt. Sıradaki parçayı Durdulu köyüne, tüm Sivaslılara, hemşerilerimize armağan ediyorum demiş. Başarılarının devamını diliyorum. Hayırlı akşamlar demiş. Ben Sivas'tan Osman Delişer. Programınızda zevkle izliyoruz. Orada bulunan tüm köylerimize selam olsun. PTT'de çalışan tüm arkadaşlarıma ve 4 Durdulu köyüne, hemşerilerime için bir Sivas türküsü istiyorum demiş. Yayınlarsanız sevinirim demiş. İyi yayınlar demiş. Merhaba ben Sülo Yüce. Sen Sivas'ı seyret türküsünü istiyorum. Sülo, bizim Sülo mu? Var bir tane bir Sülo. İyi akşamlar demiş Yüksel abi ben Bedirli köyünden Veli Yıldırım. Hemşerim güzel bir türkü istiyorum demiş. Köyde olan babama, anneme ve Sivas'taki abime, ablalarıma, Tunceli'de jandarma özel harekatta olan kardeşlerime istiyorum demiş. Ailesine gelsin demiş. Yıldırım ailesine. Selam aleyküm abi ben köylün Engin Erdoğan. İyi yayınlar. Sıradaki türküyü
tüm büyük yüreğlileri köylülerine ve ayrıca Cemil Öztürk abime gelsin demiş. Teşekkür ediyorum canım benim. Cemil'e gelsin, bütün Öztürk ailesine gelsin, Celal abime gelsin. Selamlar enişte, iyi yayınlar. Aslı hemşerime ve Fehmi Bey'e başarılar. Necati Topçu demiş. Çok teşekkür ediyorum enişteciğim, dayıcığım. İyi akşamlar Yüksel Bey. Ben Durdulu köyünden Sezai Durak. Sıradaki parçayı Durdulu ailesine, Durak ailesine ve tüm Durdulu halkına armağan ediyorum demiş. İstiyorum. Muhtarımıza da başarılar diliyorum demiş. İyi akşamlar Yüksel Bey. Ben Kaya Dibinden köyünden Mahmut Koç. Oğul türküsünü istiyorum demiş. Seviyorum. Sarıyer'in ve Vatanı Görevinin Belediyesi. Ben yazıldığı Vatanı gibi okuyorum. Bölüm Başkanı birisi. Sayın Şükrü Genç için Köse Dağı'nı istiyoruz. Ali Öztürk demiş. Evet. Ekmek parası, reklam arası. Gündüz ekini biçer.
Ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir horon. Şimdi Aslı'nın gittiği düğünler gerçekten coşuyor. Hele bir yıhıl Sivas yıhıl diyorsun ya. Evet. Şimdi şu anda bizi... Hocam özür diliyorum yıhıl derken yıktık ama. Yıktık evet. Şu anda bizi ablam Şahsede Öztürk, Necmettin Öztürk, Mahmut Öztürk, Elif Öztürk, bütün Öztürk ailesine gelsin. Özellikle bu söylediğimiz türküler. Eyüp Çınar. Kara kızı istemiş bize Hollanda'dan. Mehmet Çömez'e gelsin demiş. Yine Fransa'dan bizi Köksal Cerrah, Köksal Darıcı seyrediyormuş. Hayrettin Darıcı kardeşimle. Ayın 13'ünde de geliyorum kardeş. Bir arzun ihtiyacın varsa diyor. Kardeş Türkiye'nin ihtiyacı mı biter? Kurban oldu. O seninkini soruyor. Türkiye'ninki mi soruyor? Yok benim. Türkiye'ninki bitmiyor ki bizimki bitsin yani. Yine Erol Dumlupınar değerli kardeşimiz Fransa'dan. Bugün bize yaptığı katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Fransa'ya selamlar, saygılar gönderiyoruz. Hayrettin de gerçekten bizden emeğini esirgemiyor. Hele bir Almanya'da Mehmet Köşkeri abim var. Sağ olsun, var olsun. Geldiği zaman da bize her zaman destek oluyor. Buradan şu anda Yunus Öztürk bizi izliyormuş İstanbul'dan. Mustafa Öztürk diyor ki annem için, hatun ablam için bir tane türkü okuyak amcamın kızı. Bir ay oldu vefat edeli. Allah mekanını Allah cennet etsin. Eylesin, ona da güzel bir türkü göndererek buradan. Alo. İyi akşamlar Yüksel Bey. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Üzeyir Çınar. Merhaba Üzeyir abi. Merhaba kardeş, nasılsın? Hava ne yok? Çok teşekkür ederim abi. Allah'a çok şükür. Sen nasılsın? Elhamdülillah ben de iyiyim, çok şükür. Kime göndererek abi bu sıradaki türkümüzü? Kime gönderek abi? Uzman Çavuş, oğlum Yahya Ünal, Hollanda'daki kardeşim Eyüp, yeğenlerim Muamber, Sedat ailesine, tüm seven, tanıyan arkadaşlara gelsin. Seni seven herkese gelsin Üzeyir abi ya. Seni seven herkese gelsin he. Çok teşekkür ediyorum abicim. Hayırlı akşamlarınız olsun, çok iyi yayınlar olsun. Allah razı olsun. Şimdi dedik ya Durdulu Köyü merkez bir köy. Güzel bir köy, düzlük bir köy, ova bir köy, yeri güzel. Ne yapmaya çalışacağınız, bu sene neler yapacağınız muhtarım inşallah kısmet olursa? Vallahi kısmet olursa eksik olan parke taşlarımız var. Dere silahımız falan var, göletimiz var. Bunları projeye aldırmaya uğraşıyoruz. İnşallah. Bürokrasinin desteğiyle inşallah bunları başarabilirsek ne mutlu bize. Şimdi sevgili muhtarım şu anda... Bizim Elbeyli'nin dört köyün muhtarı herhalde yarın Ankara'ya gidiyorlar. Evet. Bu projeler için görüşmeleri evet, gelişiyormuş milletvekillerimizle. Bakanımızla yani bizim Hamza Yerlikaya değerli bakanımıza buradan selamlar saygılar gönderiyorum. Şu anda Sivas'a yatırım yaptılar. Yaptılar. Yapmazsa vallahi bilmiyorum gerisini. İşte bu sene yatırım konusunda biraz sıkıntılıyız Sivas olarak. Evet. Aslında yapılması gerekiyor. Şimdi çünkü Sivas Türkiye'nin göz bebeği. İç Anadolu'nun incisi yani. Bugün Sivas hiçbir yerde bir yere gelememiş ama buradan sevgili vekillerimize yardımlarını esirgemesinler. Ki köylerimiz gerçekten bundan 20 sene önce çok berbat bir vaziyetteydi. Çamurdan çıkamıyorduk. Topuklarımız çamur oluyordu. Çocuklarımız okula gidemiyordu. Şimdi her taraf parke döşenmiş. Taş döşenmiş. Muhtarımızın köyünde de yarım bir yer kalmış. Aynen. Artık bu adamın taşını verin de kurtarın arkadaşlar. Bizim temennimiz de o Yüksel Bey. Aynen öyle. Buranın il özel idaremiz gerçekten güzel çalışıyor. Yani burada köy hizmetlerimiz ıslaklarda, köy derelerinde. Yardımlarından dolayı gerçekten teşekkür ederiz. Bu sene biraz imkanlar kısıtlı. İnşallah ilerleyen zamanlarda... İstediğimiz desteği göreceğiz. İnşallah, inşallah. Desteklerini inşallah. Bekliyoruz tabii. Ya sevgili muhtarım yani burada tabii ki köylerimizin biz de istiyoruz i̇şte. Güzel olmasını. En büyük dezavantajımız, avantajımız da valimizin teşekkür ediyoruz. Bize çok yardımcı oluyor. Köylerimiz özellikle sahada kendisi. Şimdi valimiz Sivas'ı çok iyi bildiği için. Aynen. Çünkü Sivas'ta daha önceden bürokraside bulunmuş bir kişi kendisi. Bu konuda eksikler de iyi biliyor. Giderilmesi konusunda da bize yardımcı oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ama biraz daha işte eksiklerimizin giderilmesi açısından bu da bürokrasiyle alakalı biraz bir şey.
Evet. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyisi olacak. Tabii ki bizim şarkıştamızı da giden valimiz Davut Gül bizde kaymakamdı şarkıştada önceden. Şarkıştay şarkıştay yaptılar gerçekten. Gittiğin zaman da bilmeyen bir adam der ki bura ilçe olamaz, bura il midir? O kadar güzel gelişti Şarkıştay şu anda. Evet. Parklarıyla, temizliğiyle, belediye başkanımız buradan Ahmet Turgay Oğuz'a selamlar, saygılar gönderiyorum. Yine Vizyon 58 canlı yayın olarak bir gurbetçiler gecesi düzenlemeye çalışıyoruz Şarkıştay'da. Buradan sevgili belediye başkanımız Ahmet Turgay Oğuz'a selamlar, saygılar gönderiyorum kaymakamımıza. Gerçekten Şarkıştay'da bizim gurbetçimiz çok. Taksiçiller döneminde krizden etkilenmeyen ilçelerden bir tanesi Şarkıştay. Niye Şarkıştay? Hayvan pazarıyla, evet, Avrupacı şeyiyle, potansiyelinden sıcak para olduğu için etkilenmemiş. Hemen Fehmi'ciğim senden telefonumuz yok değil mi arkadaşlar? Hemen Fehmi. Sevgili muhtarım yine konuşacağız senden. Ben teşekkür ederim. Ömür defterimde sayfam azaldı. Kara gözlüm yıllar önce neredeydin? Dert çoğaldı, gayrı kervan yol aldı. Dudu dillim yıllar önce neredeydin? Kaşı haram geç kaldı. Sinem yara geç kaldı. Derde çarem geç kaldı. Kaşı haram geç kaldı. Sinem yara geç kaldı. Derde çarem geç kaldı. Kaderime isyanım var, zarım var. Sinem yandı, köz köz oldu, narım var. Gecde kalsam yüreğimde yerim var. Ahu gözlüm yıllar önce neredeydin? Kaşı karam geç kaldı. Sinem yara geç kaldı. Derde çarem geç kaldı. Kaşı haram geç kaldı. Sinem yara geç kaldı. Derde çarem geç kaldı. Ali Çınar düştü tatlı belaya. Umutsuzca yelken açtı sevdaya. Ben bağlandım bir gözleri karaya. Dudu dillim yıllar önce neredeydin? Kaşı haram geç kaldın. Sinem yara geç kaldın. Derde çarem geç kaldın. Kaşı haram geç kaldın. Sinem yara geç kaldın. Ali Çınar geç kaldın. Eyvallah. Çınar abilerimize de buradan saygılar, selamlar. Değerli Yüksel abi. Evet, buradan zaten geçen abidin Çınar'la Çınarlar Faruk'un oraya gelmişlerdi. Çay içtik orada. Buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. Gerçekten şu anda Halis Doğanay bizi izliyormuş. Buradan selamlar, saygılar gönderiyorum Nihal Doğanay'a. Alo. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar Yüksel Bey. Şaban Demirel, Sivas. Merhaba güzel hemşerim.
Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim vallahi. Ben de programı izliyorum. Gelemedim programı. İş dolayısıyla. Evet. Şu anda işteyim Hüseyin Bey. Allah kolaylık versin abi canım. Başka zaman inşallah. İnşallah başka zaman gelirim. Siz oradaki arkadaşlara selamlar iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Kime göndererek sıradaki türkümüzü? Tüm Türkiye'ye gelsin. Seni seven herkese gelsin. Bütün Demirel ailesine gelsin. Evet. Çok teşekkür ederim güzel hemşerim. Hadi iyi akşamlar. Düşünecek musunuz? Tamam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Şu anda bizi Gazıköy'ünden Hamdi Bahçıvan abim izliyormuş. Diyor ki hiç durmadan televizyona bakıyorum. Selamımı ne zaman gönderecek diye. Hamdi Bahçıvan abi selamlar saygılar gönderiyoruz. Yine Akçakışla köyünden çok sevdiğimiz Remzi kardeşimizin ayın 17'sinde düğünü varmış. Bize haber vermedi ama biz haberi alıyoruz. Buradan Bahattin abime, Bahattin Yılmaz'a selamlar, saygılar gönderiyoruz. Gelecek haftaya Yıldız Eli'nin en büyük tarımcısı olan çok değerli kardeşimiz Battal Karakütük var. Güzel de yani tarımda bir numara diyebilirim. Sayın Battal Karakütük ekonomiye can katan bir insan. Yani en az 10 bin dönüme yakın bir yer ekiyor. Pancarı. Çok değerli kardeşime buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. İnşallah Battal Karakütük gelecek haftaya program konuğumuz olacak Demiroluk Köyü'nden. Buradan Battalcığım bütün ailene, eşine, çoluğuna, çocuğuna, bütün çalışan işçilerine selamlar, saygılar gönderiyorum. İnşallah Allah'tan bir manikederlik olmazsa Battal Karakütük gelecek salı program konuğumuz olacak. Buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. Ali'ne hatta orada da bir çekim yapmıştık köyde o tarlalardan. Değerli yönetmenimiz Ali Bey'le güzel bir program çekmiştik orada. Yine Battal'la da renkli bir program olacağından umudum var yani bilmiyorum. İnşallah salı gününe de Battal Karakütüğü burada alacağız. Burada ağırlayacağız. Sayın Battal Karakütüğü'ye buradan selamlar gönderiyorum. Sevgili muhtarım. Ne istiyorsun yani? Şimdi köy için istediğin bir şeyler vardır. Atıyorum bir sulakta kürün mü istiyorsunuz? Sulağınız mı eksik? Yani Durdulu büyük mü köy? Hayvancılık da var Durdulu'da benim bildiğim kadarıyla. Evet, ağırlıklı olarak hayvancılık evet. Zaten bizim geçim kaynağımız. Eksiğimiz çok aslında Yüksel Bey. Evet. Bunu şimdi yetkililere ilettik zaten biz. Cevaplarını bekliyoruz. Sulaklarımızda sıkıntılar var. Şebeke sularımız şükür bu ara sıkıntısını hallettik. İşte köy içi parke taşları, altyapımızda sıkıntı var. Onu ilettik. Altyapımız en önemli şey altyapımızın çözülmesi. Evet, aynen öyle. Altyapıda biraz eski olduğu için bazı sıkıntılar yaşıyoruz. En büyük sıkıntımız zaten altyapıyla şu anda taş ve dere ıslahımız var. Bunları çözdüğümüz zaman diğerleri arkasından gelecek inşallah. İnşallah, inşallah tabii. Değerli kardeşim, inşallah. Devlet sevgili biz... muhtarım, yani genç muhtarların dinamik olması gerekiyor. Yani böyle daha şey olması gerekiyor. Şimdi burada adam 25 sene muhtarlık yapmış. Halen muhtarlık yapmakta. Bırak da biraz gençler yapsın yani. Değil mi? Gençlere yol açılsın ki artık sen yapmışsın ya. Gel belirli bir yerde yapmışsın. Ama gençlerin muhtar olmasını ben çok istiyordum. Oldu da bu sene zaten hep tanıdıklarım hep genç muhtarlar. Teşekkür ederim Yüksel Bey. Bir de yakışıklılar yani. Ben bir tane türkü söyleyeyim mi? Yüksel abi zaten dikkat ediyorsanız şu an son 2-3 yıldan beri muhtarlık adayları o kadar yoğunlukta ki böyle artık millet hani saygı duyuyorum yanlış anlamayın. Böyle nasıl anlatayım şeyde böyle yarış gibi hep genç yaştaki arkadaşlarımız 25 yıllık yapana gelelim. Adamı demek ki halk tercih ediyor da bir saygı duyulması gerekiyor. Ben neticeye bakıyorum, neticeye bakmıyorum. İsterse 40 yıl yapsın ama ne verdiği önemli. Kişiye evet. Özel olmaz bu. Evet, değil mi? Evet. Giden hafta benim program konuğum Ayazı'dı. Güzel de bir programımız oldu. Harika bir programdı. Buradan Ayaz'ın gözlerinden öpüyorum. Ne zaman isterse benim programımda başım gözüm üstünde yeri var. Ne zaman müsait olursa her zaman. Vizyon 58 alemde tekiz diyoruz ya. Buradan Vizyon Arsa Ofisi katkılarıyla yapıyoruz biz bu programı. Buradan Muhsin Kurt'a İstanbul'daki bütün çalışanlarına selamlar, saygılar gönderiyorum. Oradaki ekibimize gerçekten güzel bir ekip, güzel de bir çalışmaları var. Buradan özellikle Murat Kurt'a
ve Ali Bey'e kamera arkasında şöyle yakışıklı gence selamlar saygılar gönderiyorum. Ben bir tane türkü okuyayım. Bu türkü benden. Şu anda İstanbul'da beni izleyen amcamın oğlunun hanımı vefat etmişti. Annesi de amcamın kızıydı. Kendisi de amcamın oğlu. Buradan mekanı cennet olsun. Şöyle güzel bir türkü gönderelim. Şöyle dertli bir türkü olsun. Anam türküsü olsun. Anam. Kadriye mi olsun anam? Arkasından da Kadriye'yi gönderek. Evet, uzun hava gir bir tane hocam. Dokuz ay benim için çektin zahmet, karnında gezdirdin doğurdun anayım, anayım. Analar yavrusuna melerdin elbet, ellerin koynunda beklerdin anayım, anayım. Ah gariban anayım, anayım. Analar yavrusuna melerdin elbet, ellerin koynunda beklerdin anayım, anayım. Ah gariban anayım, anayım, anayım. Yavrum yavrum diye düşerdin derde, yataksız yatardın hep kuru yerde anayım, anayım. Ocaksız tezeksiz soğuk bir evde, üşütmez bağrına basardın anayım, anayım. Ah gariban anayım, anayım. Ocaksız tezeksiz soğuk bir evde, üşütmez bağrına basardın anayım, anayım. Ah gariban anayım, anayım, anayım. Beşiğin dalına boncuk bağlardın, hemen hastalansam hemen ağlardın anayım, anayım. Hasta olsam gece kara bağlardın, ellerin koynunda gezerdin anayım. Ah gariban anayım, anayım. Hemen hastalansam hemen ağlardın, ellerin koynunda gezerdin anayım, anayım. Ah gariban anayım, anayım. Ali baş doğumunda gözü yorlarda,
Benim gibi dertli var mı buralarda anayım anayım. Ömrüm geçti gurbet ellerde, domurcuk gülünü koklayım anayım anayım. Ah gariban anayım anayım. Şu genç ömrüm geçti gurbet ellerde, domurcuk gülünü koklarım anayım anayım. Ah gariban anayım anayım. Eyvallah. Evet, bütün analara gelsin özellikle. Şimdiki analarda ne var? Zahmet çekmiyor, bir şey etmiyor. Deminler oturuyoruz arkadaşlarla. Ayşe, kaseden mi demiş? Köseden. Ayşe köseden, Emrullah köseye, tüm köse ailesine çocuklarıma gönder diyor. Ana değil mi? 80 yaşına daha halen çocuklarını düşünüyor. Çocuklarıma gönder, gurbetteler diyor. Bütün anaların ellerinden öpüyorum buradan. Saygılar, selamlar olsun bizden. Gerçekten ana deyince akan sular duruyor. Ben de anama bir selam göndereyim artık tabii, yani mi? Tabii ki. Eğer bekliyoruz da hemen gönder. Tabii. Mesaj gönderdi bile ki görmüşler. Evet. Kız ana, İmranlı'nın Türkeşlik köyünde. Evet. Seni çok seviyorum. Sen benim canımsın. Allah eksikliğini göstermesin. Bütün annelere selamlar, saygılar. Herkese, tüm izleyicilerimize. Toptan gönderiyorum valla cümleten. Tek tek yediriyorum. Nevşehir'inden bize Hakkı kardeşim seyrediyormuş. Hakkı Suzan. Selam olsun. Bütün Suzan ailesine gelsin. Özellikle Hakkı Suzan'a, eşine, yengeme, çocuklara. Nihat Şahin. Ayın 17'sinde inşallah orada olacağız. Yanallah köyünde. Nihat Şahin'e buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. Öpüyorum kocamanca değerli kardeşimi. Ya dert bir değil, elvan elvan diyor ya. Fehmi sıra sende herhalde. Sende mi? Aslı'da mı? Aslı'da. İyi. O zaman o zaman senden bir tane daha Türkiye'li ablam. Üzümlerine Aslı yine bize şöyle bir alayım. İyi de. Şimdi ben yine mi hareketli yapayım? Yine yap hareketli. Ne vardı hocam? Şu Sivas Sokak arası 50'yi gönder hocam sana zahmet. Abo tam gider ki. Buradan durmuş İsop da bizi aramış. Selam Çat kasabasına olsun. Kadar gitsin. Evet yine bu 50'in de sözleri zararlı aslında. Müzik anonim. Demin ki horonun da öyleydi. Evet. Ama madımak halayı söz müzik zararlı aslı. Zararlı aslı bir Sivas hayranı biliyorsunuz. Orijinal Sivaslı. Hayır bakalım. Bir
mektup gönder. Yayladan gel yayladan, çiçek topla tarladan. Ne güzel de yaratmış tokatlıyı yaradan. Yayladan gel yayladan, yemlik topla tarladan. Çok güzel de yaratmış tokatlıyı yaradan. Ne güzel de yaratmış tokatlıyı yaradan. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok teşekkür ederim. Bu yazı yazıydık. Muhammed'in şeyini, kimlik numarasını şeyini kesmişler ya, sosyal yardımlaşmadan maaşını. Az kalsın onu okuyacaktım. Cebime aldım. Sabit olurdu okusaydım. Selamün aleyküm değerli Yüksel abi. Öncelikle selam eder. İyi programlar dilerim. Biz gurbet mahkumu olarak Sivas Açık Cezaevinde yatmaktayız. Sakarya'dan Ömer Erman, Kocaeli'nden İzin'den Naci Kaya, Sivas Altınyayla'dan Şeref Saf abim okuyacağım bütün şarkılar A7 koğuşuna gelsin. Çok teşekkür ediyorum şimdiden Ömer Erman demiş. Şimdi bize bazen şey geliyor, mektuplar geliyor cezaevlerinden. Biz de buradan değerlendirmeye çalışıyoruz. 10 dakika sonra programımız bitiyor. Ne kadar güzel geçti arkadaşlar. Nasıl geçtiğini bildiniz mi? Yok, çok güzel geçti. 2 saat nasıl geçiyor bilemiyoruz. Gerçekten nasıl yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Siz anladınız mı Fehmi? Fehmi de zaten ben bir anlayayım diye mesajı çok aldı, bir tane daha söyleyeyim diye. Önemli olan böyle olması zaten. Evet. Evet, tadında olması. Evet, şu anda Ali'nin işte bizi izliyormuş. Buradan selamlar, saygılar gönderiyoruz. Bütün türkülerimiz sizlere gelsin. Değerli hemşerilerim, bütün nereydi o köy ya? Kötüköy diyorduk da şimdi Oluktaş oldu. Bütün Oluktaşlara gelsin. Eveslilere gelsin. Bütün bizi seven herkese gelsin. Çubukköy halkına armağan edeyim benim köyüme. Evet, Fikri de seyrediyormuş bizi. Buran Çömez abim özellikle armağan olsun bu türküm. Bütün Durdurlu köyü halkına armağan olsun. Fikri Yıldız'a da tabii özellikle. Şöyle bir gelin türküsü diye Aşık Kadir'den. Tamam. Gece gündüz esir aldım yolları, gelin gelin ne deyim de ne deyim ne deyim. Gelin gelin ne deyim de ne deyim ne deyim. Kurban olam ne deyim, ah yakışıklı Fehmi ne deyim.
Çok özledim ağzındaki o dilleri, gelin gelin de ne deyim, de ne deyim, ne deyim, kurban olam ne deyim. Sensiz gecelerim sabah olmuyor, kotunun yanında vakit dolmuyor. Kör olacak ocağın çabuk ölmüyor. Gelin gelin ne deyim de ne deyim, ne deyim, kurban olam ne deyim, derdin aldım ne deyim. Baş belası kocam çabuk ölmüyor. Gelin gelin de ne deyim, de ne deyim, ne deyim, kurban olam ne deyim. Kız seni de bu kadirim amanı, ölmeyince kesmem senden kumanı. Gel boş geçirmeye kalan zamanı, gelin gelin ne deyim, de ne deyim, ne deyim, derdim alam ne deyim, kurban olam ne deyim. Ölmeyince kesmem senden gümanı, gelin gelin ne deyim, de ne deyim, ne deyim, kurban olam ne deyim, derdin aldım ne deyim. Eyvallah. Yüreğinize sağlık. Samsun'da beni izleyen şu an sevgili Hava ablama buradan selam gidiyorum. Kendisi çok hasta. Geçmiş olsun ablacığım. Bütün hastalara Allah'tan çok acil şifalar diliyoruz. Canlı yayına bağlanmak için amma ve lakin düşüremedi. Olsun abla, seni çok seviyorum canım. Teşekkür ederim. Babamı kaybettim, benim için bir baba türküsü demiş. Söyler misiniz? Şimdi zamanımız yavaş yavaş daralıyor. Sevgili muhtarım, söyleyecek bir şeyin var mı? Öncelikle sizin şahsınızda Vizyon 58 TV'ye bizi buraya davet ettiği için hepinize teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı verdiğiniz için. İşte dediğimiz gibi eksiklerimizin giderilmesi için bürokrasiden desteklerini bekliyoruz. İnşallah, inşallah, inşallah muhtarım. İnşallah ulaşır gideceğimiz yere. Gerçekten köylere tabii ki arkadaşlar öyle ki şu anda devlet köylere çok destek veriyor. Evet. Neden destek veriyor? Çünkü köyler kalmamış. Bundan 30 sene önce bizim köyümüz 300 haneydi. Şu anda 30 hane. Aynen. Ne biliyor musun? Göç. Çünkü köylere çok önem verilecek. Köylü olmazsa zaten şehirli olamaz yani. Çünkü köy üretecek ki şehirli yesin. Aynen abiciğim. Yani arpasını, yulafını şimdi gerçekten başlandı şu anda. Bayağı bir reşberlik var yani köylerde. Devlet de desteklediği için yani koyununu veriyor. Ya sen garibanısan diyor ki sana 40 tane koyun diyor. 40 koyunun üstüne sonra 150 koyun, 200 koyun kardeşim. Daha ne isteyeceksin devletten yani? Yani bütün imkanlarını kullanıyor. Çok teşekkür ediyorum biz sevgili muhtarım. Biz teşekkür ederiz abi. Aslıcığım sana çok teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp geldiğin için. Yüksel abi ben sana çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her sene beni burada Sivas'ta gördükçe. Tabii ki, tabii ki. Ne demek, ne demek yani. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Vizyon 58 ailesine ve Vizyon Arsa Ofisi'ne. Buradaki sevgili Durdulu köyümüzün muhtarı beyefendiye ve Durdurulu hemşerilerimize. Vizyon 58 ailesine sevgili Femi kardeşim Faruk abi. Sevgili Faruk hocam. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşça şimdi, kalın, dostça kalın. Dediler ya işte ben babamı kaybettim. Din herkes birilerini kaybediyor yani. Allah bir Cenab-ı Allah insana bir can verdiyse o insan acıları yaşıyor. Ya ana söylüyor ya baba söylüyor. Acılar bizim için insanoğlu sağlamdır. Demirden sağlamdır yani bence. Anlıyor musun? Şimdi buradan bizi şu anda değerli kardeşim Hollanda'dan izleyenler işte Eyüp kardeşim Mehmet Çömez bizi izliyorlar şu anda biliyorum ama ritim olmadığı için senin türküyü okuyamıyoruz Karagız türküsünü. Bir tane babam türküsü yapacağız. Arkasından da
Kadriye'yi hep beraber yapalım. Kadriye'yi. Kadriye'yi de göndermiş olak. Ben ismini Gonca koydum, beğendin mi Gülçiçeğim diye bir isteğimiz vardı. Gelecek haftaya inşallah başım gözüm üstüne okuyacağım o türküyü. Bütün bizi sevenlere gelsin. Özellikle eşime, çocuklarıma, kader mahkumlarına gelsin bu türkü. Babam türküsü bizden. Şöyle güzel bir uzun hava alabilir miyim Farım? Karşıdan geliyor yine karartı, yola bakın belki gelen babamdır. Aylar yıllar geçti hasretim zatini, yola bakın belki gelen babamdır. Aylar yıllar geçti hasretim zatine, yola bakın belki gelen babamdır. Babamdır. Anam ağlar gözyaşını dindirmez, zalim felek yüzümüzü güldürmez. Babam ölmüş anam bize bildirmez, yola bakın belki gelen babamdır. Babam ölmüş anam bize bildirmez, aya bakın belki gelen babamdır. Babam Kadriye nasıl güzel, çıvga çıvık gibi uzar. Ayımsız komşular gelin kıza vermiş nazar. Kınamayın siz komşular gelin kıza demiş nazar. Yağıyorum, yağıyorum, köyde bulut dönüyorum. Menevşe geçme kapıdan, Kadriye sanıyorum. Menevşe geçme kapıdan, Kadriye sanıyorum. Thank you.
Ayzer'in yüksek dağı üstüne dökülür yağmur. Bu kız bu dertten ölmezdi, kopmuş ciğerinin bağı. Yanıyorum, yanıyorum, göğde bulut dönüyorum. Menevşe geçme kapıdan, Kadiriye sarıyorum. Eyvallah.